Merhaba. Çiftçinin şehri, emekçinin şehri Kütahya. Merhaba. Bugün Kütahya'da bir ilk yaşayacağız. Bayrakları bir göreyim önce, bir bayrakları göreyim. Şimdi arkadaşlar, sevgili Kütahyalılar, bir tanıtım videosu hazırladım, bir reklam. Kütahya'ya bir güzellik yapıyoruz. Bunu ilk defa Türkiye Kütahya'dan seyredecek. Hazır mıyız? Tamam mı? Tamam mı? Hazır mı video arkadaşlar? Hep beraber izliyoruz bunu. Slogan atıyorum. Göz ucun tarafları ellerde çevirir. Bu cennet ülkenin topraklarından bereket kuş tutmak için buradayım. İnsan insanı sevince, barışa gönül verince, sen de yaşa gönlünce, bağımsız ve özgürce, herkese kucak açacak, ekonomi şahlanacak, gencin ufku açılacak, adalete kavuşacak, Türkiye'm huzur bulacak, kalpler sevgiyle dolacak, vatanımızın incisi, Türkiye'nin güvencesi. Haydi bayraklar, ulus demek için, emek demek için, ekmek demek için buradayım. Kapısını çaldığımız büyük hasret için buradayım. Zorlar muhteşem olacak, beğendik mi Kütahya? Duymadım, beğendik mi? İşte milletin evladı geliyor. Milletin oğlu geliyor. 81 ilin 81 milyonun cumhurbaşkanını beraber çağıralım mı? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Haydi o zaman en yüksek huzur deyince, 80 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Umut deyince, barış deyince, adalet deyince, özgürlük deyince, sevgi deyince, Kütahya deyince, sadece kadınlar, kadına güvence, çiftçiye güvence, gençliğe güvence, Türkiye'ye güvence, en son ve en yüksek 13. Cumhurbaşkanı. Size söz veriyorum, 80 milyon Cumhurbaşkanı olacak. Hepinizin Cumhurbaşkanı olacak. İşte millet, işte milletin evladı, işte Kütahya, işte hepimizin Cumhurbaşkanı. Cesur yürek, Muharrem İnce. Vatandaşa hizmet için Türkiye doğan güneş Muharrem İnce. Yala yandaşa değil, vatandaşa hizmet için Türkiye doğan güneş Muharrem İnce. Yolsuzluk defolsun diye, işsizlik son bulsun diye, Türkiye tamam diyor Muharrem İnce. Yolsuzluk defolsun diye, işsizlik son bulsun diye, Türkiye tamam diyor Muharrem İnce. Çok teşekkür ederim. Bu bugün en önde olanlar, burada olanlar kendilerini şanslı zannediyor. Bugünün en şanssızı onlar. Niye derseniz, bugün film seyrettireceğim size, onlar seyredemeyecek. Buraya girdiklerine pişman olacaklar. Benden söylemesi.
Şimdi meydanlara çıktık bu 34. gün 71. miting. Diyorum ki meydanlarda gençler diyorum, gelecek diyorum, aş diyorum, iş diyorum, ekmek diyorum. Erdoğan geliyor meydanlara, kavga ediyor benimle. Ya etmeyeceğim kavga. Kavga etmeyeceğim. Benim derdim gençler. Gençlere iş bulmak, iş. Ben diyorum ki 1,5 milyon İmam Hatip Liseli çocuk var. İşsiz. Onlara iş bulacağım diyorum. O meydanlara geliyor, utanmadan diyor ki Muharrem İnce İmam Hatipleri yıkacakmıştır. Ayıp, ayıp. Dürüst ol biraz, dürüst. Ben meydanlarda dedim ki o sarayı senin başına yıkacağım dedim. Dedim. O kastettiğim ne biliyor musunuz? Kastettiğim şatafat, şatafat. Kastettiğim 3000 koruma. Kastettiğim 4500 liraya kilosuna verdiğim beyaz çay. Kastettiğim 3000 koruma, 300 araç. Bak şimdi bak. Senin böyle yemek kültürün var mı? Şu mutfağı bir seyredelim bakalım. Bak sarayın mutfağı. AK Partili kardeşim sen de seyret. Bak seyret. Şatafat görsün gözün bak. Tam ekran yapın. Bak. Yuhlamadan seyredelim. Bak aynı anda koyuyor. Her kişiye bir garson. 2000 garson. Büyük aşçılar var o hazırlıklarda. Gelen masa Cumhurbaşkanı'nın oturacağı masa. 16 dilim bir yuvarlak. Tam 17 masa var burada aslında ama bakışta dev bir masa gibi görünüyor. Masa, masa bir dönüm, bir dönüm masa. Atları bonfile sarma var. Aynı anda hareket ediyorlar. Hem riskli hem zor görevleri. Bir de Muharrem İnce'ye bakın. Çimenlerin üstünde Bursa'da. Benim derdim o sarayı 2 milyar dolar para harcamışsın. Sarayı niye yıkayım? Saraydaki kültürü, saraydaki kafayı yıkacağım ben. O sarayı ne yapacaksın? O sarayı ben oturmayacağım. Gençlere vereceğim orayı, gençlere. Orayı bilim merkezi yapacağım. Son günlerde ben iş dedikçe, ekmek dedikçe iftiralara başladılar. Samsun'da sahnede bisiklete bindim. Uşak'ta traktöre bindim. Aydın'da zeybek oynadım. Şimdi bakın, bakın bu yalancılara, bu iftiracılara bakın. Cami görüntülerini alalım arkadaşlar. Bakın şimdi bakın. Bakın ne yapmışlar. Bak bir dakika. Soldaki gerçek fotoğraf. Yani sahnede bisiklete biniyorum. Almışlar onu. Caminin içine yerleştirmişler. Geç öbür fotoğrafa. Bakın. Evet. Bakın caminin içinde bisiklete biniyormuşum. Ahlaksızları görüyor musunuz? Namussuzları görüyor musunuz? Bunlar mı Müslüman? Bunlar mı Müslüman? Devam et. Bak traktörle camiye girmiş. Ahlaksızları görüyor musunuz? Devam et. Zeybe'yi de göster. Bak 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 camide oynuyorum. Ya arkadaşlar, ey Müslümanlar, Türkiye'de 81 milyon Müslümandan herhangi birisi, herhangi birisi camide zeybek oynar mı? Bakın bunlar şaşırdı, bunlar şaşırdı. Bunlar zavallı, zavallı, zavallı bunlar. Devam edeceğim daha, devam.
Engin Alan, ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Engin Alan kor generaldi. Erdoğan'a ayağa kalkmadı diye hapse attılar. Sonra MHP'den milletvekili oldu. Ben onu savundum. Hapishanede gittim, ziyaret ettim. Ama geçtiğimiz günlerde bir paşa Erdoğan beni eleştirirken paşa da alkışlıyor. Ben de dedim ki paşa sen bu işlere karışma. Fevzi Çakmak Atatürk'e bir gün diyor ki şu bakanı beğenmiyorum. Fevzi Çakmak da Genelkurmay Başkanı. Atatürk diyor ki beğenmeyebilirsin. Ama sen Genelkurmay Başkanısın. Eğer diyor siyasete gireceksen önce üniformanı çıkar ondan sonra gel. Şimdi bu paşa beni eleştiren Erdoğan'ı alkışlıyor. Ben de dedim ki Allah'ın izni milletimizin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda senin aparatlarını sökeceğimdir. Emekliye sevk edeceğim. Şimdi bakalım Erdoğan meğer paşaymış. Ben onu kantina steğmeni zannediyordum. Diplomasız paşa olmuş. Seyredelim mi şunu bir? Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Tabii ya ben de paşayım. Sen de paşasın. Gel öpeyim. Hı, canım benim. Hadi siz de paşa olun. Herkes paşa olsun. Hepimiz paşayız. Bak zamanı sapıttı. Üstüne varmayın. Gidiyor. Ben onun da paşasıyım. Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Tabii ya ben de paşayım. Sen de paşasın. Gel öpeyim. Hı, canım benim. Hadi siz de paşa olun. Herkes paşa olsun. Hepimiz paşayız. Bak zamanı sapıttı. Üstüne varmayın. Gidiyor. Ben onun da paşasıyım. Şimdi ben meydanlarda aş iş dedikçe o benimle kavga ediyor ya. Ben Türkiye'nin huzura ihtiyacı var, huzura. Ben kavga etmeyeceğim. 81 milyonu seviyorum, herkesi seviyorum, herkesi. Kavga etmeyeceğim ama makaramı yaparım. Makaramı yaparım. Şimdi geçen gün diyor ki herkesin evinde buzdolabı var diyor. Daha ne istiyorsunuz diyor. Duydunuz mu onu? Ben 54 yaşındayım. Sıradan bir köylü ailenin çocuğuyum. 40 sene önce bizim evde buzdolabı vardı. Sanki Erdoğan'dan önce biz tel dolaplarda yaşıyorduk. Sanki ağaç kovuklarında yiyecek saklıyorduk. Bakın şimdi size bir şey göstereyim. 2002 yılında 16 senedir iktidar, Erdoğan iktidar olduğunda nasıl yaşıyorduk göstereyim size bir fotoğraf. Evet böyle yaşıyorduk. Avlanıyorduk, ateş yeni vardı. Ağaç kovuklarında yiyecek saklıyorduk. Sanki böyleydik değil mi? Bize bunu anlatmaya çalışıyor değil mi? Hepiniz böyle miydiniz siz de? Bak o bir arka taraftakiler de dayıları. Bak o bir arka taraftakiler de dayıları. Akşam oturmasına gelmiş dayılar. Bunlarla makara yapacağım ben, siz hiç merak etmeyin. Bir de dolar yükseliyor değil mi? Dolar yükseliyor. Hemen devreye geliyor. Aynen şöyle. Dış güçler diyor. Dış mihraklar. Bir dış mihraklar videosu seyrettireyim size. Bugün çok neşeli günümdeyim. Bir dış bir... Bakın şimdi. Bakın yani böyle birisi devlet yönetebilir mi? Allah aşkına bakın. Bunları ben uydurmuyorum bakın. Dış mihraklar videosu. Bir geldiği zaman hemen dış kuvvetler deriz, dış güçler deriz, işte yabancılar deriz, şu deriz, bu deriz. Yani bazı onlara isimler de buluruz. Ve bunlar sebebiyle işte biz ayağa kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz, birliğimiz, beraberliğimiz bozuluyor filan. Ancak ben buna katılamıyorum.
terör örgütlerinden ülkemize diş bileyen dış güçlere kadar herkesin nasıl el ovuşturarak sahaya inmeye kalktığını görmedik mi? Ülkemizi zayıf göstermek için var güçleriyle çalışan iç ve dış fesat odaklarına en güzel cevabı verdiğimize inanıyorum. Şimdi tabii bizde... Bakın burası var. Bir dakika durduralım. Ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen dış kuvvetler... Şimdi bakın, burası gençlik yılları. Daha başbakan olmamış. Diyor ki, başımıza bir şey geldi mi hemen dış güçler derler falan. Buna inanmayın diyor. Evet, sonra da başbakan, cumhurbaşkanı kendi diyor. Bakın, önceki hali evet, sonra. İşte yabancılar deriz, şu deriz, bu deriz. Yani bazı onlara isimler de buluruz. Ve bunlar sebebiyle işte biz ayağa kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz bozuluyor filan. Ancak ben buna katılamıyorum. Terör örgütlerinden ülkemize diş bileyen dış güçlere kadar herkesin nasıl el ovuşturarak sahaya inmeye kalktığını görmedik mi? Ülkemizi zayıf göstermek için var güçleriyle çalışan iç ve dış bağlı verdiğimize inanıyorum. Frontdur, frontdur. Peki bir tane daha var. Bir tane daha var. Onu da seyredelim. Bir tane daha var. Aday olunca Sayın Akşener'i ziyaret ettim. Sayın Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret ettim. Sayın Demirtaş'ı ziyaret ettim. Sayın Erdoğan'ı ziyaret ettim. Hiç kimseyi ayırmadım. Dört adayı da ziyaret ettim. Ve gittim onların hesaplarına beşer yüz lira da para yatırdım. Benim param onların ihtiyacı yok. Ama toplumu barıştırmak için, huzur için yaptım bunu, huzur için. Şimdi bakın, ben bir yerde diyorum ki, Erdoğan'ı, Demirtaş'ı, Akşener'i, Karamollaoğlu'nu hepsini ziyaret ettim diyorum. Erdoğan alıyor buradan, üç tanesini kesiyor. Sadece Demirtaş kısmını alıyor. Bak bak diyor, Demirtaş'ı ziyaret etmiş diyor. İzleyelim videoyu. Bakın bakın. İki dakikalık bir kısa film göstereceğim sizlere. Hapishaneden Sayın Demirtaş'a gitti. Onların selamlarını iletiyor. Hiç kimseyi ötekileştirmeden. Bir dakika dur, bir dakika dur. Hiç kimseyi dışlamadan. Başa gel. Hiç. Bir dakika, başa gel, bekle. Şimdi bakın, Erdoğan benim konuşmamı almış. Demirtaş'ı ziyaret ettim. O kısmını gösteriyor sadece. Aç. Başlat. İki dakikalık bir kısa film göstereceğim sizlere. Hapishaneden Sayın Demirtaş'a gitti. Onların selamlarını iletiyor. Ben konuşuyorum. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışlamadan, gerçek hiç kimseyi bu. Elinin tersiyle itmeden, herkesi severek Sayın Temel Karamollaoğlu'na gittim. Oradan Sayın Akşener'e gittim. Oradan dün hapishaneden Sayın Demirtaş'a gitti. Sonra akşam Sayın Erdoğan'a gittim akşam 21'de. Bütün adaylar Hakkarililere bizden de selam söyle dediler. Onların selamlarını iletiyorum. Evet, ben diyorum ki Hakkari mitinginde diyorum ki Akşener, Karamollaoğlu, Demirtaş, Erdoğan hepsini ziyaret ettim. Hepsi Hakkarililere selam söyledi diyorum. Amacım Hakkari'de Türk bayraklarıyla İzmir marşıyla miting yapıyorum. Amacım toplumu barıştırmak. Ama oradan alıyor sadece Demirtaş kısmının videosunu alıyor. Meydanlarda bak bak diyor. Demirtaş'ı da ziyaret etmiş diyor. Demirtaş'ı bırak, seni bile ziyaret ettim ben. Ne olacak yani? Bakın, bu yorgun adamdan memlekete çözüm beklemeyin. Yorgun adam bu, yorgun. Yoruldu mu? AK Partili kardeşlerim, siz de yoruldunuz. Millet de yoruldu. Büyük sorunlar yorgun adamlarla çözülmez. Türkiye'nin büyük sorunları var. Gelin bir taze kan çözsün bu sorunları, gelin. Hiç kimseyi ötekileştirmeden. Ben
Ben sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değilim. 4 Mayıs günü rozetimi çıkardım. Türk bayrağı var yakamda artık. Altı ok yok, Türk bayrağı var. 81 milyonun cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Ve başı açık başı kapalı, sağcı solcu yok bunların hiçbirisi. Türkiye'nin büyük problemleri var. Bir fizik öğretmeni olarak çocuklarınıza iş bulmak istiyorum sizin. İş. Bakın Kütahya, altınız liyit dolu. Altınız magnezyum dolu. Altınız bor dolu. Yerin altı Kütahya'da maden dolu. Üstünüz pancar dolu, tahıl dolu. Ama size ilginç bir şey söyleyeceğim. Kütahya, fakirleşiyorsun Kütahya. Bak, azot fabrikanda 4000 kişiden 300 kişiye. Kumaş'a ne oldu? Seyit Ömer'e ne oldu? Kütahya Şeker'e ne oldu? Bakın, size ilginç bir şey söyleyeceğim. Belki de Türkiye'de en ilginç il neresi biliyor musunuz? Kütahya. Milletvekili sayısı kaç oldu? Hayır, hayır. Türkiye'nin milletvekili sayısı kaç oldu? 600. Şimdi 550 idi sayı. Referandumda Kütahya'nın sayesinde 600 oldu. Sağ olun, var olun. Verdiniz evet oylarını. Verdiniz evet oylarını. 50 milletvekili daha bakacaksınız. Siz bakacaksınız. Kütahya Türkiye'nin milletvekili sayısını 550'den 600'e kim çıkarttı? Siz çıkarttınız. Kütahyalılar çıkarttı. Referandumda yüzde kaç evet verdiniz? Kaç? 50'si ya. 70. Bak. Erdoğan da ellerini ovuşturuyor. Referandumda evet oyu verirken 600 milletvekiline çıkacağını biliyor muydun? Ama gittin verdin. Gittin verdin. Değerli Kütahyalı, sevgili hemşerim, şimdi 50 milletvekili daha bakacaksın. 50 de sekreter bakacaksın. 50 de danışman bakacaksın. 50 de şoför bakacaksın. Oh! 18 bin lira. Oh! 18 bin lira da maaş vereceksin. Ama sen istedin, ne yapayım? Sen istedin. Oyu veren sen. Peki, Türkiye'nin milletvekili sayısı arttı. Kütahya'nın ne oldu? Dörde düştü, dörde. Sayınız altıydı, dörde düştü. Küçülüyorsun Kütahya. Fakirleşiyorsun Kütahya. Beş mi? Beş. Altıdan be... Hayır, dörde düştü. Altı yüze çıkınca beşe çıktı. Ama dörde düştüğü doğru. Doğru. Önce dörde düştüm, sonra 600'e çıkınca 5'e çıktı. Yani 4 tanesi sorunları çözemedi de 5 olunca mı çözecekler? 6'sı çözemedi de bunlar mı çözecek? Bakın, gelin sevgili Kütahyalılar, gelin bir büyük değişime imza atın. Gelin bu sefer bu kardeşinizi iş başına getirin. Bakın, Erdoğan'la benim aramda fark ne? Şimdi bunlar, Kütahya Şeker ne oldu? Gitti mi? Peki, size bir soru. Bir fabrikayı yönetmek mi kolaydır, Türkiye'yi yönetmek mi kolaydır? Fabrikayı yönetmek daha kolaydır. Ya bir fabrikayı yönetemeyen adam, onu kâra geçiremeyen adam, Türkiye'yi nasıl kâra geçirecek? Evet, rahatsızlanan mı var? Tamam, orada doktor milletvekilimiz orada bak. Tamam, milletvekilimiz doktor, ilgileniyor. Bir fabrikayı kâra geçiremeyen birisi memleketi kâra geçiremez. Şimdi size bakın, Erdoğan'la Muharrem İnce'nin farkını anlatayım. Bir saray yaptırdı. 2 milyar dolar harcadı.
Ben dedim ki o sarayı başına yıkacağım. Sarayı yıkmak değil, o kültürü, o mantığı yıkacağım. O kadar masraf edilmiş, niye yıkayım ben sarayı? Onu gençlere vereceğim dedim. Ama 5 saray da İstanbul'da kullanıyor. Sıkı durun Kütahyalılar, sıkı durun. Bir tane yazlık saray yaptırıyor şimdi Marmaris'te. Kaç odalı? 300 odalı, 300. Sizin huzurunuzda söz veriyorum. Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle Cumhurbaşkanı seçildiğimde Marmaris'teki yazlık sarayı engelli vatandaşlarımıza vereceğim. Sırayla aileleriyle birlikte engelliler birer hafta orada tatil yapacak. Erdoğan'la farkım bu benim. Yine Erdoğan'la bir farkımı daha söyleyeyim. Hangi televizyonu açarsanız karşınızda beni görmeyeceksiniz. Yani yeter ya, sabah akşam konuşuyor bu adam demeyeceksiniz. Televizyonlara yandaş gazetecilerle çıkmayacağım. Televizyonlara gençlerle çıkacağım, gençlerle. Yine bir başkası, meydanlarda insanları azarlamak yok. Meydanlarda hakaret yok. Çöp demek yok. Meydanlarda huzur gelecek, huzur. Barış, huzur. Yine Erdoğan'la benim farkım, ben, sen, o, bizimkiler, böyle laf yok. Biz var artık, biz, hepimiz, beraber olacağız, beraber. Size birkaç örnek vereyim. Bakın, bor madeni, siz bor madeninin üstünde yaşıyorsunuz, bor madeni. Ama biz madenleri ne yazık ki işlemeden satıyoruz. Madenleri cevher olarak satıyoruz. Bu da ucuza gidiyor. Biz madenlerimizi mamul madde olarak satmamız lazım. Yani bordan füze yakıtı yapmamız lazım. Füze yakıtı. Bordan ısıya dayanıklı cam yapmamız lazım. Bor olarak satarsan ucuza satarsın. Ama füze yakıtı olarak satarsan, ısıya dayanıklı cam olarak satarsan pahalıya satarsın. Bakın benim memleketimde Yalova, Bursa civarında orada da zeytin üretiliyor değil mi? Balıkesir'de. Zeytinyağını yapıyoruz biz. İtalya geliyor, zeytinyağını alıyor, dökme zeytinyağını İtalya'ya götürüyor. Bunu şişeliyor orada. Markası var. 1 liraya alıyor bizden, 15 liraya satıyor. Bizim zeytinyağımızı satıyor. İşte Türkiye'de ben bunu öneriyorum. Yerli otomobile diyor, ince karşı çıkıyor diyor. Yok kardeşim, sen anlamıyorsun. Diploman olmadığı için bilmiyorsun bu işleri. Erdoğan otomobilin kaportasına talip, ben otomobilin beynine talibim. Şimdi meydanlara geliyor. Diyor ki Bay İnce diyor bana. Bay İnce. Bay İnce diyor, sana ekonomi dersi veririm diyor. Yani Bay İnce derken beni böyle seçkinci, elitist, halktan uzak. Erdoğan, seninle ben fakir fukara ailelerden geldik, doğru. Ama ikimiz arasındaki fark, sen geçmişini unuttun, ben unutmadım. Aramızdaki fark bu. Sen harama bulaştın, ben harama bulaşmadım. Aramızdaki fark bu. Elitistmiş, seçkinciymiş. Ya senin neren yerli? Uçağın yerli değil, araban yerli değil, gözlüğün yerli değil, hiçbir şeyin yerli değil senin. Neren yerli? Ayranı bile yerli değil artık. İnekler yabancı, Uruguay'dan geliyor. Saman euro ile alınıyor Bulgaristan'dan.
Ayran yerli olur mu? Süleyman Şah, Süleyman Şah. Süleyman Şah. Anıtkabir'de 81 vilayetten toprak vardır Atatürk'ün yanında. Bir de ne vardır biliyor musunuz? Selanik'te evinin bahçesinden toprak gitmiştir. Bir de nereden gitmiştir biliyor musunuz? Süleyman Şah türbesinden gitmiştir. Niye? Süleyman Şah türbesi bizim toprağımızdır. Türkiye toprağıdır. Süleyman Şah'ı oradan oraya gezdirdi. Rahmetli sağlığında bile o kadar seyahat etmemişti. Şimdi meydanlara gelmiş diyor ki, Bay İnce diyor, sana diyor ekonomi dersi vereyim. Sevgili hemşerim Erdoğan, sana Kütahya'dan sesleniyorum. Eğer bilgin varsa, eğer yüreğin varsa, benim karşıma bir televizyonda çık, gel ekonomi tartışalım. Hadi gel. Hadi gelsin. Sizce gelir mi? Bu taraf ne diyorsunuz, gelir mi? Peki Kütahya, hepinize soruyorum, gelsin mi? Gelebilir mi? Bence gelecek. Bakayım biraz. Sıkıştırayım, belki gelir. Gelsin mi? Bekliyorum. Son 15 yılın en yüksek enflasyonu %12,64. Dünya ortalaması 3,85. Gelişmiş ülkeler 1,93. G7 ülkeleri 1,85. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde enflasyon 5,87. Türkiye gibi ülkelerde 5,87 ama Türkiye'de 12,64. Bakın çok ilginç bir şey daha söyleyeyim size. İlginç bir şey daha söyleyeyim. 2016 yılında devlet kamu binalarını kiralıyor ya. 2016 yılında 728 trilyon kira parası ödemiş. 728 trilyon. Yine devlet 2017'de sıkı durun 901 trilyon. Eski parayla trilyon, yeni parayla 901 milyon kira ödemiş. Yine devlet 2017'de 549 milyon araç parası ödemiş. Araç parası. Yani öyle savurgan bir devlet var ki artık. Ona kira, buna kira, onu sat, bunu sat. Ben Muharrem İnce olarak söz veriyorum. Benim cumhurbaşkanlığımda vatandaş kemer sıkmayacak. Devlet kemer sıkacak. Devlet. Devlet kemer sıkacak. Rahatsızlanan mı var? Şu orta tarafta bir arkadaşımız ilgilenebilir mi? Orta tarafta, tam elimin işaret ettiği yerde. Arkadaşlar, bak Ramazan ayındayız. Kendini iyi hissetmeyenler kalabalığın ortasına girmesin. Yani onun için kendinizi koruyun biraz. Sıcak da var. Aman koruyun kendinizi. Size bir şey olmasın. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi çiftçinin mazotu. Çiftçinin mazotu. Kimler çiftçi, bir el parmak kaldırırlar mı? El kaldırır. Evet, güzel. Şimdi bakın, size söz veriyorum. Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. 3 lira. Örnek vereyim size. Amerika Birleşik Devletleri'nde 0.68 sent çiftçinin mazotu. Rusya'da 0.68 sent. Amerika'da 0.85 sent, Türkiye'de 1,27 dolar. 1,27 dolar. Şimdi Kütahyalı kardeşim, sana sesleniyorum. Senin mazotunun
yarı parasına Rus çiftçisi, Amerikan çiftçisi mazot alıyor. Sen iki katını alıyorsun. Rusya'nın nüfusu ne kadar biliyor musun? 150 milyon. Peki Rusya'nın milletvekili sayısını biliyor musun? 450. Yani Rusya Türkiye'den iki kat büyük bir ülke. Milletvekili sayısı 450 ama benim ülkemin milletvekili sayısı 600. Amerika Birleşik Devletleri 300 milyon, 300. Türkiye'nin 4 katı. Amerika Birleşik Devletleri'nin milletvekili sayısı 535. Adam senin 4 katı büyük devlet. 535 milletvekili var. Sen 80 milyonsun, 600 milletvekili var. Kimin sayesinde? Senin sayende. Sen yaptın. Bak bir şey söyleyeyim. O referanduma evet verip bugün kahretme. Kendi düşen ağlamaz. Kusura bakma, bende de böyle. Bende de böyle. Memleket uçuruma gidiyor, uçuruma. Bakın bir şey söyleyeyim. Erdoğan bir daha seçilirse korku, baskı, dolar 8 lira olur, 10 lira olur ya. 10 lira olur. Bir tane dost kalmadı dünyada. Görmüyor musunuz bunu? Dünya lideriymiş. Ne dünya lideri? Kimsenin taktığı yok Türkiye'yi. Yurt dışına gittiniz mi bu yakında? Gidin pasaportla girin kuyruğa da görün bakayım dünya liderimi. O orada sana yapılan Türkiye'ye yapılıyor. Türkiye'nin itibarıyla ilgili o. Gelin, gelin bu işi değiştirelim. Bu büyük sorunları bu yorgun adam çözemez. Yeni bir kan lazım Türkiye'ye. Size içimi acıtan bir şeyi söyleyeyim, içimi. Gerçekten bu benim içimi acıttı. Ben Yalova'da doğup büyüdüm. Siz der ki Dayalısınız. Türkiye'yi dolaşıyorum. Geçen gün Adıyaman'a gittim. Bunu Türkiye'nin her yerinde anlatacağım. İçimi acıtıyor bu. İki olay içimi acıtıyor. Adıyaman'da köylüler tütün ekiyor. Tütünü yasaklamışlar. Yasak diyor. Tütün ekersen hapse atıyor devlet, hapse. Hapse atıyor. Şimdi Erdoğan meydana gelmiş Adıyaman'a, şöyle anlatıyor. Diyor ki tütün zararlıdır diyor. Fakat Türk tütünü ekilmiyor ama Amerikan tütünü satıyorlar bize. Şu anda Amerikan tütünü içiyor millet. Şimdi Erdoğan'a şunu sordum Adıyaman'da. Bir de Kütahya'dan sorayım. Türk tütününde zehir var da Amerikan tütününde vitamin mi var? Vitamin mi var? Bakın bunlar Türkiye'yi Ankara'dan yönetmiyor. Bunlar Türkiye'yi Moskova'dan yönetiyor. Bunlar Türkiye'yi Washington'dan yönetiyor. Bunlar Türkiye'yi Brüksel'den yönetiyor. Ben Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim. Ankara'dan. Size bir şey daha anlatayım. Bunu da bilmeniz lazım. Rahmetli Demirel 1. Boğaz Köprüsü'nü yaptı. Rahmetli Özal 2. Boğaz Köprüsü'nü yaptı. Erdoğan da 3. köprüyü yaptı. Şimdi bakın, çok önemli bu. Bayramda İstanbul'a gidecek olan var mı? Var. Bayramda Demirel'in yaptığı köprüden geçerseniz bedava geçeceksiniz. Bedava. Erdoğan'ın köprüden geçerseniz parayla geçeceksiniz. Parayla. Peki parası ne kadar? Bir, bayramdan sonra da dönüş yapıyorsunuz diyelim ki. Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorsun. Gidiş geliş 11 lira. Demirel'in yaptığı köprüden gidiş geliş 11 lira. Erdoğan'ın yaptığı köprüden geçersen 114 gidiş, 114 geliş ödüyorsun. Ey aziz Kütahyalı kardeşim, soyuluyorsun, soyuluyorsun.
Soyuyorlar memleketi. Buna bir tamam diyelim mi artık? He? Tamam mı? Sıkıldınız mı, biraz daha konuşayım mı? Tamam mı? Bir film izlettireyim size. Tamam. Tamamı bir izleyelim. Bakın şimdi. Bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. Vakit dolmuştur. Tamam. Ben biraz çiftliğe kadar gideyim. Bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. Vakit dolmuştur. Tamam. Tamam mı Kütahya? Bir daha sorayım. Tamam mı Kütahya? Burası da olmuş. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendimi size emanet ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Bir selfie çekelim. Bir dakika. Bir selfie çekelim Kütahya'yla. Haydi bayraklar. Evet, bayrakları göreyim. De söz veriyorum. 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Büyük ve güçlü Türk'ü Türkiye istiyorsan, taze kan, Muharrem İnce diyorsun. Yorgun adam değil, taze kan, Muharrem İnce. Yana yandaşa değil, vatandaşa hizmet için Türkiye'ye. Sayın Cumhurbaşkanım, Muharrem İnce. Çin'in, Çin'i sanatının merkezi Kütahya'da. Size Çin'i sanatkarı Nur Avrupınar hanımefendi, Cumhurbaşkanlığı müzesine konulmak üzere bu el emeği, göz nuru Çin'i takdim ediyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz hanımefendiye. Haydi bayraklar, işte milletin evladı, işte hepimizin cumhurbaşkanı, cesur yürek Muharrem İnce. Doğan güneş Muharrem İnce. Yolsuzluk defolsun diye, işsizlik son bulsun diye, Türkiye tamam diyor Muharrem İnce. Yolsuzluk defolsun diye, Kütahya son bulsun diye, Kütahya tamam mı Gali? Ama tam söyleyin, tamam mı Gali? Tamam mı Gali? Hazır mıyız? Bugün burada bayram oldu, bayram. Haydi bakalım, tekrar uğurluyoruz Cumhurbaşkanımızı. Huzur deyince, umut deyince, barış deyince, adalet deyince, Türkiye'ye güvence, 13. Cumhurbaşkanı Muharrem İnce kendisini size, sizleri Allah'a emanet ediyor. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyor. Şimdiden iyi bayramlar diliyor. Hepinize çok teşekkür ediyor. Allah'a emanet ol Kütahya. Allah'a emanet ol. Hoşça kal Kütahya. İlim ile, irfan ile üretken bir Türkiye'de, aydınlık bir geleceğe Muharrem İnce. İlim ile, irfan ile üretken bir Türkiye'de, aydınlık bir geleceğe Muharrem İnce. Saygı barış ile umut dolu geleceğe Muharrem İnce. Her bir karış toprağında sevgi, saygı, barış ile Türkiye tamam diyor Muharrem İnce.